Arkadaşlar herkese günaydın. Dün bayağı bir canlı yayın yaptık. Bir saatte dolar ve altındaki sert düşüşün ve neler olabileceğinin birazcık daha açılımını konuştuk. Şimdi sabah saatlerinde dün canlı yayın sırasında 74-75'lerdeydi. Yukarı doğru bir tepkinin gelebileceğini artık özellikle 79-80 bölgelerin önemli bir direnç olacağını ondan sonra da gelecek haber akışlarına bakacağımızı söylemiştik. Ama tabii ki dünkü düşüşte dolar Güney Afrika randındaki zayıflama da yurt dışında bizde aynı saatlere denk geliyor. Şuradaki şu satış birazcık da hani yurt dışı kökeni de olduğunu da hani söylemiştik. Şimdi bu arada buradan giderken şimdi 20 Nisan'da hafta sonu biliyorsunuz İstanbul'dayız, Levent Loft'ta. Arkadaşlar burada 4 kişilik bir yer boş kaldı. Ankara ve İzmir'de galiba 5'er kişilik yer boş kaldı arkadaşlar. Ankara'da 4 Mayıs'ta, İzmir'de 18 Mayıs'tayız biliyorsunuz. Kontenjan dolduktan sonra da hani alamıyoruz. Bilginiz olsun. Özellikle 20 Nisan İstanbul bölümü kapanmak üzere. İlgilenen arkadaşlar çünkü çok mail atıyorsunuz ama kayıt oluşmadıktan sonra arkadaşlar ön kayıtta kalıyor. Bilginiz olsun. 4 kişilik bir boş yer var orada. 20 Nisan'da konuşuruz zaten. Şimdi dolar TL'de artık dün de uzun uzadıya konuştuk. 5,85 zaten en önemli bir önce gördüğü swap hamlesinin çekildiği yerdi. Buradan 5,30'lara kadar düşmüş. Ondan sonra da 5,30'dan 5,80'lere kadar da %10 gibi bir prim yapmıştı. Ülkedeki bu gerginlik işte hala seçimlerin ne olacağı belli değil. Hala işte Maltepe'de öyle mi oldu, böyle mi oldu? AK Parti itiraz etti. Şimdi tabii şunu konuşuyoruz hep hani bunlar fiyatların içinde mi değil mi? Tabii ki hani iptal edilmesini artık herkes bekliyordu. Bakalım yeniden bir seçimin tekrarı Haziran ayında. Tabii ki ekonomi üzerinde bir 2 ay daha bir baskı yapacaktır. Bu belirsizlik süreci devam edecektir. Tabii çok hoş olmaz ama burada rakam olarak baktığımız zaman bizim için bugün kritik yerler dün 5,73-50'lere kadar yani şu daha önce döndüğü yere kadar inmiş. Buradan gece tepkiyi verdi. Şimdi bugün için pivot noktalara baktığımız zaman burada 5,79-56'ya kadar gelebildi tepki. Bugün ilk seans burası önemli olacak. 5,79-60'lar. Üstte 5,80-50 var. Şuradaki desteğe direnç olacak. Ama genelde günlük resme baktığımız zaman 83'leri yukarı kırmadığı sürece grafik yukarı doğru sertleşmez. Ama tabii bugün gelebilecek haberler yani dün 83'ten 73'e kadar 10 bin liralık sert bir satış. Özellikle şuradaki 78 desteğinin kırılmasıyla beraber ve dolar Güney Afrika randı da zayıflayınca 78 kırılınca aşağıdaki kuvvetli desteğine kadar 73'e kadar geri çekildi. Şimdi bugün burayı tekrardan test eder mi 73'leri göreceğiz. Açıkçası piyasadaki olumlu senaryo yani olumlu derken hani mantıklı senaryo CHP'ye mazbatayı verir. CHP'ye mazbatayı verdikten sonra dolar TL'de tekrardan 73'lere doğru bir geri çekilme hatta 73'leri kırıp 67 bantlarına doğru bir geri çekilme olabilir. Tabii buradan sonra işte tekrardan AK Parti'nin itiraz süreci, tekrar açıklamalar, tekrar gerginlikler tabii ki kurun üzerinde olacak. Tabii ki tepkiler olacaktır. Bugün eğer 79-56-80'leri yukarı kırıp tekrar kafayı kaldırırsa YSK'dan seçimin iptali ve tekrarı için bir karar çıkabilir. Eğer öyle bir karar çıkarsa Haziran ayında tekrarlanacak İstanbul seçimi derlerse bu sefer 80'in üzerine atıp 83 bantlarını tekrardan zorlayacaktır. 83 bantlarında da hani kırıp gidebiliyor mu gidemiyor mu biliyorsunuz daha önce önemli bir 85'imiz var. Oralar önemli seviyeler olacak. Her iki senaryoyu da konuşmakta fayda var. Dün biliyorsunuz hatta şu yani şurada 82 seviyeleri daha önceki direncini kırmış, patlatmıştı. Öğleden sonra şurada bakın şu seviyeyi.
Ama üzerine gidemeyince tekrar bandın içine girince satış hızlanmıştı. Yani dolayısıyla bu kritik yukarı doğru hareketlerin hani kırılıp tekrar içine girmesi hani bu çok da kuvvetli olmadığını veya artık veya hani tam olarak belki iptal edilme haberini bekliyor dolar. Dediğim gibi yani seçimler tekrarlanacak derlerse İstanbul'da arkadaşlar önce 5.79-60 yukarı doğru önemli kalkarken ama en önemlisi 5.83 ve 5.85 bantları kırıldığı anda hani dolar TL'de günlük olarak işte şu Bollinger üst bandı olan 5.94'lere doğru sert bir hareket gelebilir. Hani orada da tekrar swap silahını çekerler mi? Tekrar tekrar söylüyorum. Yani bunlar hep kötümser senaryo. İyimser senaryoda CHP'ye mazbatayı verirler. Dolar TL 73'leri kırıp 70-67 bandına doğru gelir. Ha, ondan sonra gelecek siyasi olumsuz açıklamalar, gergin açıklamalar da hani buralardan tepki alışlarına sebep olabilir. Dediğim gibi bence zaten artık herhalde muhtemelen bugün bu iş bitecek gibi gözüküyor. Gözünüz kulağınız olsun ama sanki olumsuz haberlere daha az tepki veriyor gibi artık. Hani o yüzden birazcık daha dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi 5.83'ler, 5.85'ler kırılmadığı sürece 5.95-6 hareketi başlamaz. Orası da kırıldığı zaman onun üzerinde kalıp kalamadığına çok dikkat etmek lazım. Dünkü canlı yayında bayağı bir sohbet ettik. Vaktiniz olduğu zaman arkadaşlar bakabilirsiniz orada. Şöyle bakarsak eğer dolar ve altındaki sert düşüşün sebepleri arkadaşlar burada bayağı bir hem borsa tarafında hem altın tarafında bayağı bir konuştuk. Dediğim gibi vaktiniz olduğu bir zaman incelersiniz bu videoyu. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Gözünüz kulağınız haberlerde olsun. Ne oluyor, ne gidiyor? Önemli haber akışlarının olduğu bir yer. Gerçekten ama tabii fiyatların içinde mi değil mi? Bütün hikaye bu. Bütün konuşacağımız bu arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Herhangi bir şey olursa öğlenin tekrardan konuşuruz.